Arkadaşlar bir transfer dedikodusu iddiasıyla tekrardan karşınızdayım. Bugün bu videodaki ismimiz Ioannis Hagi. Evet, Galatasaray'da ismi anılıyor. Hatta Galatasaray'ın 8 milyon euro bir teklifte bulunduğu gibi bazı söylentiler mevcut. Biz de Hagi'nin ilk önce 2018-2019 profil özelliklerine bakacağız. Ajax scout raporlarını alacağız. FM editör mevcut ve potansiyel yetenekli rakamlarını inceledikten sonra 2023 yılına gideceğiz. Bakalım Hagi'nin kariyeri Futbol Manager 2019 oyun motoruna göre nasıl şekillenmiş, onu analiz edeceğiz. Evet, Hagi, Giorgio Hagi'nin oğlu Ioannis Hagi arkadaşlar, 19 yaşında, 98 doğumlu, aslında 20-21 yaşında diyebiliriz. 1.6 milyon euro piyasa bedeli var şu an Vitorul'da ve 30.06.2020 tarihine kadar 106 bin euro kazanıyor Ioannis Hagi. Babası gibi bir ofansif oyun kurucu 10 numara mevkinde. Hatta kanat forvet oynama imkanı, sağ kanat forvet oynama imkanı da sunuyor profilimize. Ama en verimli olduğu bölge ofansif oyun kurucu 10 numara mevki. Boy 1.80, ağırlık 70, kullandığı ayak her ikisi de kişilik hırslı. Medya gözünde ofansif orta saha, kalecilik becerisi 3 arkadaşlar. Gelelim fiziksel özelliklerine. Çeviklik 13, dayanıklılık 10, denge 11, güç 8, hız 12, hızlanma 12, vücut sindeliği 12 ve sıçrama 8. Evet, yani bir 10 numara için ve 19 yaşındaki bir oyuncu için de çok kötü fiziksel özellikler diyemeyiz. Gelişime açık fiziksel özellikler, ama güç ve dayanıklılık ve dengede birazcık daha üste çıkmasının gerektiğini düşünüyorum. Birazdan bakacağız o gelişimi sağlayabilmiş mi Ioannis Hagi. Zihinsel özellikler, agresiflik 9, burada hiç babasını almamış. Cesaret 8, çalışkanlık 13, karar alma 13, kararlılık 13, konsantrasyon 13, liderlik 13, ön sezi 12, özel yetenek 13, pozisyon alma 8, soğukkanlılık 11, takım oyunu 13, topsuz alan 12, vizyon 12. Evet, ağırlıklı olarak gördüğünüz üzere 13 rakamı hakim özelliklerde. Özel yetenek 13, vizyon 12 fena değil. Topsuz alan 12, takım oyunu 13, çalışkanlık 13. Evet, biraz 10 numara ama takım oyununda da yatkın bir oyuncu izlenimi yaratıyor burada bende. Konsantrasyon 13, liderlik 13 gayet iyi. Cesaret 9, cesaret 8, agresiflik 9. Yani gelişime açık zihinsel özellikler diyebilirim. Aynı fiziksel özellikler gibi. Teknik özellikleri, teknik 13, pas 13, ilk kontrol 13, dribbling 13. Serbest vuruş kullanma 15, penaltı 14, uzaktan şut 12, orta yapma 12, köşe vuruşu 13. Evet, profil ağırlıklı olarak dikkat ediyorsanız zihinsel ve teknik anlamda 13 rakamlara hakim. 13 de şöyle bir rakam, ne kötü ne çok iyi, ama yaşı 19 olan bir oyuncu ve gelişim açık bir profil olduğu için kötü diyemiyorum ben arkadaşlar. Yani şu profil, 19 yaşındaki bir Roman ofansif orta saha profili fena değil. Gelişimi göreceğiz biraz sonra. Mevcut yetenek, potansiyel yetenek rakamlarında daha net yorum yapabiliriz. Ama yani ne çok kötü bir profil var karşımıza, ne de çok iyi bir profil var Hagi'nin 2018-2019 özelliklerinde. Evet, gelelim Ajax scoutları ne demiş. Mevcut yetenek 2.5, potansiyel yetenek 3. Yararlı bir transfer olabilir demişler. Kafa toplarının zayıflığından, dil öğrenmesi gerektiğinden ve bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil demişler eksiklikleri olarak. Artılarında istikrarlı bir oyuncu, serbest vuruşlar, birkaç mevkide verimli olabiliyor, biraz hırslı bir karakteri var, iyi dengesine sahip olduğu yeteneği onu oldukça becerili bir oyuncu yapıyor. Göze batan en özelliği buymuş arkadaşlar. İki ayını da kullanabiliyor ve oyuncu merkez orta saha pozisyonu için eğitilebilir de demiş Ajax scoutları ve biraz zayıf da olsa, zayıf bir tavsiye yapmışlar ama teknik ekibe olumlu referans vermişler. Gelelim FM editör rakamlarının, FM editör rakamları ne demiş? Mevcut yetenek 121, potansiyel yetenek 140. Evet, 140 kötü bir potansiyel yetenek rakamı değil. Yani Süper Lig'deki 4 büyükler için, 4 büyüklerdeki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, hatta bunları artık Başakşehir'de katabiliriz. 140 potansiyel yetenek iyi bir rakam. 121 mevcut yetenek FM editörümüzün oyuncunun gelişim gösterebileceğini söylemiş arkadaşlar açıkçası. Bakalım, biz de birazdan 2023 yılına gireceğiz ve o gelişimi sağlamış mı göreceğiz, ama fena rakamlar değil. Geçmişine bakalım. Romanya'dan çıkıyor arkadaşlar. Vitorul'a gidiyor 2009-2010'da ama esas çıkıyor yine Vitorul'da. 2014-2010 başında ilk resmi maçında 7 maçta 1 golü var. İkinci sezonda 31 maç 3 gol atıp Florentina'ya gidiyor 2 milyon euro bedelle. 2 maçta 0 golü var. 2017-2018'de forma şansı bulamıyor yine ve yine Vitorul 2 milyon euroya kendisini transfer ediyor arkadaşlar. Yani İtalya macerasının çok parlak geçtiğini söylemek mümkün değil. 2017-2018'de Vitorul'da 14 maçta 6 gol atıyor. Bu sezon ise gerçekten çok ciddi bir performans sergiledi arkadaşlar. Romanya Ligi'nde 24 maçta 7 gol, 5 asist. Romanya Ligi playofflarında 7 maçta 3 gol, 2 asist. Avrupa Ligi genelinde 4 maçta 1 gol ve Romanya Kupası'nda 4 maç 3 gol 1 asist, toplamda 39 maçta 14 gol 8 asist. Yani bu sezon
kariyerinin tap zirvesine çıkıyor Giannis Hagi diyebiliriz. O bakımdan belki de Football Manager 2020 database'inde bu özellikler olumlu yönde bir nebze revize edilebilir diye düşünüyorum. Çünkü bu sezonki performansı gerçekten çok iyiydi. Evet, şimdi 2023 yılına gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım Football Manager 2019 oyun motoruna göre Hagi'nin profili ne hale gelmiş 2023 yılında. İşte karşınızda 2023 model Giannis Hagi profili. Evet arkadaşlar, 1 Haziran 2023 tarihindeyiz. Yani sadece 24 yaşına gelmiş durumda, 9 kez Romanya milli takım formasını giyip gol atamamış. Hamburg'a transfer olup piyasa bedelini 17.75 milyon euroya çıkartırken senelikte 3.15 milyon euro kazanıyor. Bonservis ücreti ve maaşında ciddi bir artış söz konusu. Rol ve görev dalında hala en etkin olduğu mevki ofansif oyun kurucu ve 10 numara mevki. Sağ kanat forvet rolünde de oynayabilme imkanı sunuyor profil bize. 1.80 boy, 70 kilo. Fiziksel özelliklerinde evet artışlar görüyoruz. Hızlanmada bir artış var. Dengede bir artış çıkıyor söz konusu. Zihinsel özelliklerde de ufak çapta bir artışın olduğunu görüyorum. Teknikte teknik 14 olmuş, pas 14 olmuş, dribbling 13, ilk kontrol 2, bitiricilik biraz daha ilk 9, uzaktan şut 12, serbest vuruş 14 ve penaltı kullanma 13. Yani genel anlamıyla profile baktığımız zaman bir artış yaşamış 2018-2019 profiline göre. Ama çok iyi bir 10 numara profilimin buna yorumunu sizlere bırakıyorum. Gelelim oyuncunun FM editör rakamlarına. Evet, artış yaşamış zaten. Potansiyel yetenek 140, mevcut yetenek 135'e kadar gelmiş. Hemen hemen FM editör bize oyuncunun gelişimini tamamladığını söylüyor. Hala bir tık da gelişebileceğini söylüyor. Fena rakamlarda değil ama, yani çok kötü rakamlar değil açıkçası. Evet, kariyer geçmişi nasıl geçmiş FM 2019'da? Victoria'dan 22 maç 2 gol 5 asist yapmış 2018-2019'da ve Manchester City'ye gitmiş arkadaşlar. Evet. Manchester City 6 milyon euro transfer olmuş. Oradan Werder Bremen'e kiralanmış 2019-2020'de. Orada 26 maç 5 gol 5 asist. Oradan da Bournemouth'a kiralanmış Manchester City 2020-2021'de. 11 maç 1 gol asist yapmış ve City'den Hamburg bonservisine 6.25 milyon euroya almış. Hamburg'da ilk sezonda 27 maç 5 gol 1 asist. 2022-2023'te de 28 maçta 2 golü var. Oyuncu ortalama puanı hep 7'nin altında kalmış. Bu biraz negatiflik diyebilirim ama istatistikler bazda da fena rakamlar değil açıkçası. Gol ve asist rakamları. Evet, Hagi, Giannis Hagi profil gelişmiş ama yeterli olup olmadığını FM 2018-2019 database'ine göre yorumları size bırakıyorum. Şöyle bir durum var, dediğim bir önceki profil analizinde de dedim 2018-2019'da oyuncunun bu sezonki performansı hakikaten çok iyiydi. Futbol Manager 2020'de bir nebze olsun olumlu yönde bu profil özellikleri revize edilebilir arkadaşlar. Eğer transfer gerçekleşirse o zaman bir daha izleriz FM 2020 çıktığında. Galatasaray transferine gelirsek arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var bence. George Hagi'nin oğlu olması avantaj mı dezavantaj mı? Bence dezavantaj arkadaşlar. Ya şimdi yani beklentiler Hagi, George Hagi seviyesine çıkarsa ya altında ezileceğini düşünüyorum ben Giannis Hagi'nin. Yani bilmiyorum, ben etkileneceğini düşünüyorum şahsen. Çünkü yani George Hagi ile mukayese edecek Galatasaray'ın tarihinde bir yabancı oyuncu yok şu ana kadar. Hagi'nin de bu baskı altında ezilebileceğini, yani performansında olumsuz yönde etkilenebileceğini düşünüyorum. Zaten bahsedilen bedeller çok büyük bedeller. Yani burada Belhanda, Galatasaray'ın günümüzdeki kadrosunda Belhanda satılmadan Hagi'nin transferi mümkün değil. Tabii genç oyuncu olması çok büyük avantaj. Son sezonunun çok başarılı bir geçirmesi çok büyük avantaj. Ama dediğim gibi Hagi ismi ağırdır arkadaşlar. George Hagi ismi ağırdır. O kadar diyeyim ben size. Evet, bir transfer dedikodusu videosunun daha sonuna geldik. Hagi'yi inceledik olumlu ve olumsuz özellikleriyle. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Hoşça kalın. Futbol Manager 2019'da kalın.